Bakın çantamdan ne çıktı. Biber tadı güzel ama. Topu topu iki tane Bitcoin. Hem yanak hem dudak. Gördüğünüz gibi şöyle Prada. Babam gibi kokuyor falan yani. Öyle bir yerden buluyorum. Çok tatlılar. Minik bir şey. Yanıma birisi gelirse ona da sıkıyorum. Çiçekle birlikte altından. Bu benim uğurum. Bakalım çantamda, Ebru'nun çantasında neler var? Muhakkak benim çantamdan çikolata çıkar. Merhabalar. Evet, bugün nasıl bir video çekeceğiz biliyor musunuz? Ebru'nun çantasında ne var? Bakacağız. Bugün günlük benim kullandığım çanta bu. Gerçekten doğal bir şekilde bıraktım. İçinde ne olduğunu şu anda yani biliyorum ama hani belki bir sürprizler de çıkabilir. Hani ondan da çok emin değilim. Ama dürüst bir şekilde elimi sokacağım ve çıkartacağım. Bakacağım Ebru'nun çantasında neler var. Başlayalım mı hemen? Bence başlayalım. Çanta tutkumu biliyorsunuz. Çanta severim. Ayakkabı ve çanta tutkumu yıllardır annemin bana kızmalarıyla, kızım yeter artık alma derdi hep ama seviyorum işte, tutku meselesi bu. Bakalım çantamda, Ebru'nun çantasında neler var? Hemen şöyle açıyorum çantamı, elimi sokacağım ve alacağım, bakalım ilk ne geliyor. Gözlük zaten yaz kış kullanılıyor biliyorsunuz. Açalım bakalım içinde var mı? Varmış vallahi efendim. Güzel. Seviyorum gözlük, çok seviyorum. Bir de şuna çok inanıyorum. Renkli gözlerde belki sadece öyle ama güneş fazla aydınlık olduğunda gözlüksüz dışarı çıkmıyorum hiç. Tabii ki cüzdan. Cüzdansız. Ay, yapmadığım iş mi? Değil. Cüzdansız unutup da çıktığım zaman çok olmuştur. Ama cüzdanım var. Evet. Genelde büyük çantalarda daha böyle büyük cüzdan kullanıyorum. Ama bugünkü öyle orta boylu bir çanta. Bugün yine cüzdanımı değiştirmemiş. İçinde işte bir sürü fişler, faturalar, bir şeyler, kimlik vesaire. Bu cüzdanımın rengini çok seviyorum. Gördüğünüz gibi şöyle Prada. Biraz büyük bir cüzdan ama çok kullanışlı. Özellikle büyük çantalarda zaten yok gibi gözüküyor ve çok rahat. Cüzdanımı bıraktım. Ne var bakalım, ne var? Tabii ki telefon var. Telefonsuz değil mi? Telefonsuz bir hayat düşünülemiyor. Telefonum var. Telefonumu da şöyle koydum. Tabii ki telefonum. Gördüğünüz gibi. Evet. Çantamla telefonumun kabının markası aynı diyor. Bu deseni çok sevdim. Burada bir pars var görüyorsun. Evet, yazın almıştım bunu. Çok da severek kullanıyorum. Şöyle telefonumu kenara koyayım. Bakalım daha ne çıkacak. Genelde fişlerim, faturalarım gördüğünüz gibi hani cüzdanımın içinde ama bir tane burada kalmış. Tabii ki ne olabilir? Ya Makro'dur ya Migros'tur. Migros. Evet, 103 TL'lik bir Migros fişi çıktı. Migros ve Makro benden sorulur. Ciddi rahatsızdım gerçekten bu anlamda. Gülüyor herkes bana. Aa, bunu seviyorum biliyorsunuz. Dudağıma hafif renk vermek ya da yanağım böyle füzyonsu olduysa, günlük hani çok böyle makyaj ile yapmadan çıktıysam evden sadece yanaklarımı renklendirip dudağımı renklendiriyorum ve nemlendiriyorum, o kadar. Bu çok işe yarıyor. Şöyle göstereyim, Burberry çok işe yarıyor. Hem yanak hem dudak. Onu da koyduk. Tabii ki. Gün içinde neye ihtiyacımız var? Enerjiye, Ebru Shot. Evet, enerjimizi yükseltiyoruz. İçeyim mi acaba, biraz acı? Vallahi içeceğim. Şöyle çalkalıyoruz, açıyoruz. Hanginiz enerji içmişti? Sen mi? Acı değil mi? Bayağı acı. Biber tadı güzel ama. Wow. Acı ama enerji, immün sistem muhteşem. Ebru çözümü içtim. Çantamda genelde olur. Küçücük bir şey zaten. Shot adı üstünde. Ve enerjimiz yüksek. Minik bir parfüm var. Ruj gibi görünen. Ruj görüntüsünde parfüm. Şöyle yapıyorsunuz. Açılıyor. Evet, Chanel bu da. Güzel bir kokusu var bunun, gerçekten seviyorum. Klasik bir Chanel parfümü. Minicik çanta için olduğu için bunu kullanıyorum. Parfüm tutkum var ama çok ağır kullanmıyorum. Bu esasında orta şekerli. Klasik Chanel'in bir parfümü. Her şeyin kokusu benim için önemli esasında. Bu rujun da kokusu önemli. Güzelse alıyorum. Kokular çok mühim. Ben esasında kokuların insanlara çok şey hatırlattığını düşünüyorum. Küçükken işte ne bileyim duyduğumuz bir koku bugün bize bu yaşımızda o ana götürüyor ve hatırlatıyor. Biraz kokularla öyle bir bağlantıdayım diye düşünüyorum. Sizin hayatınızda hiç unutamadığınız bir koku var mı? Çok merak ediyorum. Yazar mısınız bana? Gerçekten merak ediyorum. Çünkü benim çok var. Yani benim unutamadığım koku çok oluyor. Pide kokusu mesela. Pide kokusu bana Ramazan'ı direkt hatırlatıyor. Çok ilginç bir şekilde. Babamın o Ramazan'da bize işte böyle pideler yaptırırdı. Üstüne bir şeyler falan da koydurup getirdiğini. O günleri hatırlatıyor. Mesela yani ne bileyim işte bir parfüm vardı. O babamı hatırlatıyor bana. Çok çok eski böyle yeşil. Parlenat mıydı? Neydi ya ismi? Hatırlamadım
şimdi şeyini. Mesela evet o koku babam gibi kokuyor falan yani öyle. Şimdi neyimiz var? Tabii ki bir diş macunu var. Minicik şöyle. Marvin's seviyorum daha bir diş macunu. Bunun diş fırçası da var. Aynı zamanda şöyle çok büyük olmayan bir şey. Genelde yanımda taşıyorum. Dışarıda bir şey atıştırdım. Biraz böyle ağız bakımı, temizliğe çok önem verdiğim için diş fırçası ve diş macunu yanımda taşıyorum. Yani genelde taşıyorum. Yani %90 taşıyorum. Bugün de varmış çantamda. Siz taşıyor musunuz acaba merak ettim. Evet. Origins göz altını nemlendiren, aynı zamanda böyle bir ışıltı ve parlaklık veren nemlendirici. Makyaj malzemesi değil ama her an ya göz altına ben bayağı bir önem veriyorum. Göz altı ile ilgili herhangi bir estetik müdahalem de hiç olmadı bugüne kadar. Belki ileriki yaşlarda olur bilmiyorum. Ama çok önem veriyorum. Gözaltı maskesi, gözaltı kremleri, farkındaysanız kullandığım make-up gözaltı, make-up ürünleri bile hep böyle ya nemlendiricili ya bir şeyle, doğal bir şeyler kullanmaya önem veriyorum. Dolayısıyla bu gözaltı maskesi yanımda. Ya bu her yerde yanımda. İnanın hastaneye gitsem yanımda, bir yere gitsem yanımda. Uçağa bindiğimde gözaltımı göreceksiniz. Muhakkak hani koyarım. Uçak yolculuğu cildi çok kurutuyor. Dolayısıyla muhakkak böyle bir şey yanımda taşıyorum. Bu kolajen içeren powder eye mask. Bunu bir yerden buluyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle sürüyorum. Bir gün yaparım görürsünüz. Şöyle. Çok pratik oluyor. Kullan at. Çantanda. O yüzden tam çanta için çok uygun. Tabii ki bir kolonyam var. Genelde kolonya ya da sterilizasyon bir şey hani böyle kullanıyorum. Çünkü biliyorsunuz pandemi sürecinde bunlara çok ihtiyacımız var. Ben de böyle sıkıyorum. Bu Revlon'un çok güzel kokusu, lavantalı. Minik bir şey. Yanıma birisi gelirse ona da sıkıyorum. Tabii ki maskelerimiz. Maskesiz çıkmıyoruz. Bir tane böyle cerrahi maske takıyorum. Şöyle sokaktaki halim. Bir tane de üstüne böyle bez maske takıyorum. Tabii ki bunlardan ben de yaptım esasında bir şeyler bayağı. Bu avokadolu olan bayağı kalın bir maske. Böyle bir şey. Sokakta böyle oluyoruz artık. Bir de gözlüğü takınca zaten kim olduğum belli olmuyor. Bitti gitti. Ünlüler için fena değil esasında. Evet, maskesiz kimse çıkmıyor biliyorum. Başka ne varmış bakalım? Bitti herhalde. Ay şöyle naneli bir şey var. Bero çok seviyor bunu. Böyle minicik bir şey. Böyle tatlı sanırım Amerika'dan almıştım onu. Bunu alıyorum. İkisini birden atmışım. Farkında değilim çantaya. İkisi de aynı işi görüyor. İkisi de allık ve dudağa şey veriyor. Dudağa nemlendiricim olması lazım. Renksiz. Aynen var. Şöyle bir dudak nemlendiricim var. Hiç renk vermiyor. Klinik marka. Dermatolojik bir şey. Sıfır renk. Bu da hafif renk ve şey veriyor. İşte dudak bakımı falan yani biraz mühim benim için onlar. Bu sadece nem veriyor, bu da hafif bir ışıltı veriyor. Bu ikisi de olması normal. Esasında büyük bir make-up çantası yok. Yani çantam küçük zaten öyle bir şey sığmaz. Bu hep yanımda biliyor musunuz? Hep yanımda. Bunda ne var? İşte günlük böyle taktığım küpeler, yüzükler. İşte şöyle yüzükleri çok seviyorum biliyorsunuz böyle. Şu parmağı falan. Ondan sonra işte bunlar. Bunları hep yanımda taşıyorum. İşte ne bileyim bir takım içinde. Mesela şunun alternatifi başka bir yüzük daha var. Onu çıkartıp onu takabilirim. İşte başka bir yüzük takmak istersen minicik böyle küpeler var. Hani çok büyük olmayan, günlük kullanabileceğim ürünleri yanında taşıyorum. Buna çok güleceksiniz. Bakın çantamdan ne çıktı? Bitcoinlerim çıktı. Bitcoin, iki tane bitcoinim var. Bitcoinlerle dolaşıyorum. Çok havalı, çok tatlılar. Allah hepinizi versin. Vallahi havalı oldu yani Bitcoin çıkması çantamdan. Ama inanın şunun içinden çıkacağını hiç düşünmüyordum. Çünkü iki gün önce bu Bitcoinleri aldım ben. Hani evde duruyordu. Sonra hatta Özlem'e, menajerime göstermiştim. Çünkü bugün bir yere gittik onunla. Demek ki çantama hani kalmış burada, bunun içine atmışım. Çok tatlı değiller mi ya? Artık böyle altın maltın, işte ne bileyim dolarmış, altınmış. Onlara yatırım yapacağımızda Bitcoin'e yatırım yapıyoruz. Bitcoin de aldı başını gitti yani değil mi bu yatırım borsası? Böyle uçtu yani, inanılmaz uçtu. Birkaç gündür de bayağı bir uçtu. İyi ki birkaç gün önce almışız. Havalı. Bir tane ıslak mendil, Rebel. O da. Rebel markayı seviyormuşum. Bir tane el kremi var. Kendi el kremim var Ebru ama işte ne kadar değil mi o şey yanımda yok. Bir tane şöyle bir minicik. Ama bu küçükler bu büyük olmayan çantalar için çok uygun oluyor. Bu kadar küçük diş macunu ve el kremi taşımak bu çanta boyu için bence ideal. Böyle çok büyük çantalarda tabii büyük şeyler. Bunu biliyorsunuz bence. Benim çantamda her zaman çikolata vardır. Her zaman. Böyle canım o an çikolata tatlı bir şey. Hafif böyle tansiyon böyle bir düştüm böyle.
böyle enerjim bir şey düştü. Tabii ki bu şatlarımı içiyorum ama arada canım böyle tatlı bir şey isteyince de kendime hiç yasak koymam. Bunu yıllardır herkes bilir. Böyle bir tane çikolata yiyorum. Bunun da böyle dozu hoşuma gidiyor. Geçen o çiçekle birlikte altından gelmişti bu çikolatalar. Hatırlıyor muyuz? Şöyle iki tane var yanımda. Yanımda da birisi varsa menajerim, arkadaşım, ablam, ailem, kim, arkadaşlarım birileri ona da veriyorum. O yüzden iki tane koyarım hep çantaya. Muhakkak benim çantamdan çikolata çıkar. Yani çikolata çıkmazsa çıkmazımdır öyle söyleyeyim. Ay bunu çok seviyorum. Bu benim uğurum. Yıldız ve kalp objesini çok seven biriyim. Bunu bana ponçiyim yaptı. O böyle hamurları çok güzel şekiller yapıp şey yapıyordu. Fırına verirdi. Ondan sonra böyle bir şey yapmıştı bana. Tabii bir sürü yaptığı şey var ama bunu genelde çantamda taşıyorum diyebilirim. Çok seviyorum. Onu da şöyle koydum. Evet ne kaldı? Evet şu aquaphor. Aquaphor kaldı yine. Bu biliyorsunuz. Müthiş bir healing ve nemlendirme ve iyileştirme özelliği var. Çatlak dudak asla kalmıyor. Bir de SPF var. 100, yani 30 SPF. Güneşe karşı da inanılmaz bir koruma sağlıyor. Uçuk olmuyor. Ben galiba uçuktan korkuyorum biraz. O yüzden dudak bakımına bu kadar önem veriyorum. Çünkü bende uçuk çıkabiliyor. Dolayısıyla böyle dudak bakımına önem veriyorum. Başka bir şey yok ya. Bakıyorum şöyle. Şöyle göstereyim. Başka bir şey yok. Bütün çantam bu. Evet ya bir şey de çıkmadı yani. Ne çıktı Ebru'nun çantasından Allah aşkına yani. Topu topu iki tane Bitcoin çıktı ya. O da biraz bingo oldu ha. Bugün gerçekten öyle oldu. Güzel ya tatlıymış bu yani. Güzelmiş böyle bir şeyler çekmek. Ben ilk kez çekiyorum bunları biliyorsunuz. Arkadaşlar dedi ki Ebru Şahlı'nın çantasında ne vardır? Bence merak ediyorlardır insanlar. Galiba merak ediyorsunuz. Şimdi biraz merakınızı gidermiş olduk. Yazın ama yazın sorun bana lütfen. Bekliyorum hepinizden sorular, yorumlar. Açığım her türlü yoruma. Öpüyorum sizleri. Bir dahaki videoda görüşüyoruz.